Merhaba arkadaşlar. Bugün yine squash'ta çok karşılaştığım soruların belki de ilki olan şey, squash'ımı nasıl ilerletirim? İyi bir oyuncu haline nasıl gelirim? Ne yapmam lazım? Buna bir değinelim. Türkiye'de genellikle işte maç yaparak, bolca her gün maç yaparak ya da bolca maç yaparak iyi bir oyuncu olmaya çalışılır. Fakat bu dünya çapında bir oyuncu olmanızı sağlamaz. Hatta o ülkede squash oynanıyorsa gerçekten o ülke çapında bir oyuncu olmanızı bile sağlamaz. Ancak böyle sezgisel olarak, taktiksel olarak bazı şeyler öğrenirsiniz. Bunları kullanabilir hale gelirsiniz. Fakat şampiyonlukları oynamanız zordur. Neden zordur? Çünkü her sporun temel teknikleri vardır ve bunların çokça çalışılıyor olmuş olması gerekir. Ancak böylelikle temel hareketler konusunda zenginleşirsiniz. Ezberlersiniz. Vücudunuz kendinden refleks olarak kullanmaya başlar. Ancak o zaman bu temeli sağlam olan bir yapının çok üst katlara çıkabilmesi konusu haline gelir. Bir temeli olmayan bir binanın üst katlara çıkması nasıl ne kadar zorsa temel hareketleri, temel bilinmesi gereken şeyleri iyi sindirememiş bir sporcunun da bir seviyeye çıkması ancak o ülkede o spor yoksa olabilir. O yüzden bir kere öncelikle antrenman yapabilirliğinizi sağlamanız gerekir. Doğru bilgilere bir şekilde ulaşmalısınız. Eliniz kolunuzu nasıl kullanacak, bacaklarınızı nasıl kullanacak, kortun neresinde duracaksınız, nasıl hareket edeceksiniz, ne tür vuruşlar vardır, bu vuruşlar çalışılmalıdır ve geliştirilmelidir. İşte paralel vuruş, çapraz vuruş, boğaz vuruş, drop vuruş, lob, voley, bütün bunlar kazanılmalı ve geliştirilmelidir. Aksi halde ya o ülkede dediğimiz gibi squash yoktur ya da iyi bir şampiyonla oynayan sporcu olmanız çok zordur. Şimdi bütün bunları yapabilirliğinize göre de seviyeniz belirlenir. Aslında genellikle dünyanın her yerinde ne kadar oyuncu varsa o kadar da seviye vardır denilebilir. Çünkü her seviyenize göre yerlerinize bulursunuz ve bunu belirleyen kriterler vardır. Top 10 oyuncuları vardır bütün dünyada. Top 20 oyuncuları vardır, farklıdır. Top 50 oyuncuları farklıdır, top 100 oyuncuları farklıdır, top 200 farklıdır, top 500 farklıdır diye gider bu. Ülke bazında daha bir şeyler söylenebilir. Genellikle top 10 oyuncuları ile top 20 oyuncuları arasında fark vardır. Yani en üst seviyedeki oyuncu anlamında. Bunun tabii ki uluslararası trendleri var ancak biz size şimdi daha bir Türkçe anlatmaya çalışıyoruz. Zaten YouTube'da ya İngilizce olarak bunların hepsiyle ilgili detaylı anlatımlar var. Önemli olan Türkçe bazı kazanımlar yaptım. Bütün squash terimleriyle ilgili ayrı bir video yapacağım. Onun böyle ayrı olması gerektiği de ortaya çıkıyor zaten. Ama öncelikle biz bu konular hakkında ne tür seviyeler var konusunda bir bilgilenelim Türkçe olarak. Bizim kendi platformumuza göre. 4 tane ana kategoriye ayrılabilir. 6 tane ana kategori vardır ama biz 4'ünü bir kere bilelim. Onları da kendi içine ayıracağımız için 6'ya ulaşacağız zaten. Başlangıç seviyesi oyuncuları nispeten, orta seviye oyuncular, ileri seviye oyuncular, yani elit seviye oyuncular diye adlandırılır ve profesyonel olarak bu spora yaklaşan oyuncular. Başlangıç seviyedeki oyuncuları da 3 kategoriye ayırıyoruz. Bütün seviyeleri kendi içinde 3 kategoriye ayırıyoruz aslında. Onu da şöyle anlayabilirsiniz. O seviyeye yeni girmiş oyuncular, o seviyede şampiyonluğu oynayamayan ama yeni girmiş oyuncu da değil, yani bir vakitte geçirmiş turnuva tecrübesi de var. Ve o seviyede şampiyonluğu oynayan oyuncular. Her kategori kendi içinde kolayca üç ayrılabilir bu yüzden. Şimdi bizim en altımızda başlayan şey topa vurup kabaca kuralları öğrenen kişi artık bu turnuvaya katılabilirliği kazanır. Ancak o seviyede yani orada bile oynayabilmesi için koşarak hareketliyken de topa vurabiliyor olması gerekir. Bunun zorlukları vardır. Bunu yapabilen oyuncu ve kabaca kuralları derken işte engelleme nasıl oluşuyor, ne yapmamak lazım, basit olarak hakem bir şey söylediğinde, bir karar verdiğinde bunu niye verdiğini anlayabiliyor olmak gerekir. Yani turnuvaya katılabilme hakkını elde etmiş olmak gerekir. Bu zor bir şey değildir, kimsenin gözünü korkutmasın. Oldukça basittir, squash kuralları oldukça basittir çünkü. Uygulaması zordur, onu söyleyebiliriz ancak. Buradan sonra oyuncu maç kazanmayı öğrenmeye başlar ufak ufak. Paralel vuruş nedir? Çapraz vuruş nedir? Ne zaman kullanılır? Yani koşarak topa yetişir ama ben buna şimdi paralel mi vuracağım, çapraz mı vuracağım istediğimde
paralel vuruşu ve çapraz vuruşu yapabiliyor ise artık o seviyede oyuncunun tam bir yeni başlayan, orta seviye bir yeni başlayan olduğunu göstermeye başlar. Bununla birlikte bir oyuncu her türlü servisi karşılayabilir hale geldiğinde, basit maç taktiklerini keşfettiğinde ve o kategoride şampiyonluğu oynamaya başladığında onun artı değer oyuncusu haline gelmeye başlar. O seviyede şampiyonluğu oynayan oyuncusudur. Artık o maçı nasıl kazanacağını sezgisel olarak bulmaya başlar. Kendi iyi taraflarını o maçta nasıl kullanabileceğini, işte çok mu koşuyor, rakiplere göre nispeten sert mi duruyor. Bunları maçın içerisinde o maça göre avantajlarını keşfeder ve kullanmaya başlar. O kategoride şampiyon olan ya da işte dereceye girmiş oyuncuların biz artık bir üst kategoriye geçmesi gerektiğini söyleriz. Biz derken bir squash çağrısı olarak kastediyorum. Bu kadar olarak görmeyin lütfen. Artık o bir kategoride şampiyon olduktan sonra tekrar o kategoride katılmaya devam etmek çok böyle kulağa hoş gelmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Bir üst kategoriye geçtiğinizde yani o ülkenin genel geçer turnuva oyuncusu olup orta seviyede bir oyuncusu olduğunuzda artık boss vuruşu bilinçli olarak kullanabilmek gerekir bir üst seviyede. Buraya kadar işte paralelde çaprazlarla gelebilirsiniz. Ekonu biraz sert olarak falan gelebilirsiniz. Yeteri kadar bütün servisleri karşılıyorsanız artık basit taktikleri biliyorsanız oradan çıkabilirsiniz ama boss vuruşu güzelce kullanabiliyor olmak gerekir. Fakat bu seviyede maç kazanmayı bilen oyuncular vardır. B seviyesi oyuncular, orta seviye oyuncular. Bu rakipleri bilen oyuncuları yenmek zordur. O yüzden ilk başlarda hiç maç kazanamayabilirsiniz. Merak etmeyin. Vuruşlarınız biraz daha sertleşmeye başladığında ve bu seviyedeki oyuncuları da yenmeye başladığınızda, maçlar kazanmaya başladığınızda artık orta seviye bir orta oyuncu olursunuz. Fakat hala o seviyenin ileri seviye oyuncularına karşı yenebiliyorsunuzdur. Şampiyonluğu oynayamıyorsunuzdur. Buradan sonra o kategorinin de şampiyonluğu oynamaya başladığınızda artık pozisyon el verdiğinde, durum geldiğinde drop'u bırakabiliyorsunuzdur. Maçın içerisinde de, servis karşılamanın dışında maçın içerisinde de voley vuruşları yeri geldiğinde kullanabiliyorsunuzdur. Ve sert vuruşlarınız arka tarafa baskı yapmaya başlamıştır artık. Zaten o seviyede başka türlü maç kazanamazsınız. Orta seviyede şampiyonluğu oynayabilmek için sert vuruşlarınızın arka köşede sıkı baskılar yapıyor olması gerekir. Ve vuruşlarınızın artık sert olması gerektiği yerlerde sert olması gerekir. Buradan sonra elit kategoriye çıkmak vardır. Elit kategoride